Günaydın Osman. Kız, Sabiha. Buyur Osman'ım. Ne yaptırmışın şeylerine böyle gözlerime sokarsın? Ya Osman'ım, senin için silikon yaptırdım, nasıl bir aldın mı? Tırlattın mı sen be? Bu kafam kadar şeyleri nasıl taktırdın buraya böyle? Nerede isterse, işi nerede isterse hani orada yaşamak isterim tabii ama maalesef kararım olmuşuz benim. Mert, oldum şimdi bu. Oldum şimdi bu. Mert. Olmadı şimdi. Ablacığım, güzel ablacığım. Lütfen. Olmadı. İçin. Mert. Sağlık olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun. Hay Allah'ım ya. Erdem. Çok sempatiksin, sen devam et. Benim evleneceğim kadın I love you demeyecek kardeşim. Çay love you diyecek. Geç kalmışsam var ya. Çok etkiledi evet. O anda beni orada. O benim bir tanem o. Arkadaşım, evet. Biricik arkadaşım. Ya kendisi de ben takip ettim. Siz beni sanıyorsunuz. Ben öyle fazla konuşan birisi değilim. Bir telefon bağlantımız daha var. Bir kulak veriyoruz. Alo. İyi günler. İyi günler. Handan Hanım. Doktorum Handan Hanım. Efendim. Buyurun, dinliyorum, dinliyorum sizi. Dinliyorum, ne oldu? Handan Hanım, ben Ayşe. Ayşe? Ayşe hastanız mı? Ayşe hastanız, Ayşe böyle aradım. Kusura bakmayın. Ha evet. Evet. Ay, dün gelmiştim ya hastaneye. Ayşe Hanım, evet dinliyoruz. Ya sakin olun ama, sakin olun. Hani bir problem mi var? Biliyorum ama ya mecbur kaldım. Çünkü galiba doğuracağım. Ay tamam. Galiba doğuracağım. Sakin Ayşe olun, Hanım, sakin evde olun. Kimse var mı? Ayşe, sakin ol. Yok, evde kimse yok. Daha doğumda bir hafta vardı. Siz öyle demiştiniz. Şimdi ben evde oturuyordum böyle güzel güzel sizi seyrediyordum. Ay bir sancı bekliyorum. Geçsin geçmiyor. Ay. Kusura bakmayın. Galiba doğuracağım. Ben ne yapayım şimdi? Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider, o anasının, anan senin işte, ananın kuzususun sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son, sen anan yani. Ben çok mu konuşuyorum, özür dilerim. Ya ben ama sen bir şey demeyince ben anlatıyorum işte babacan. Evet, güzel. Benden değil. Ondan geldi. O beni evet o bana telefon açtı. Evet, tehdit etme evet. Gelmiş gibi konuşuyor. Ay şimdi o telefon, bakın Kur'an-ı Kerim'i getirin. Allah hakkı için söylüyorum. Yüce Yaradan'ın indinde söylüyorum. Yüce Allah'ım, senin yüksek huzurunda sana eğer yalan söylüyorsam beni çarp Allah'ım. O bana telefonu açmadı mı Allah'ım? O bana telefonu açmadı mı? O beni evden kovmadı mı? Allah'ım, ben onu sevdiğim halde niye bunu bana yaptı? Evet, bu kadar. Aman Allah'ım. Ya elim ayağım tutmuyor ya. Ben şimdi şuraya geleceğim. Biraz dik duruşun olsun. Jöle gibi adamsın. Her tarafın böyle oynuyor. Yani biraz dik duruşun olursa belki Survivor'ın hakkını verebilirsin diye düşünüyorum. Ne diyecek abi, ruh? Bunlar üşenmeden gittin aldın Erman abi. Valla üşenmedim abi. Arkadaşlar. Ey Türk futbolu. Savaş ışığı söndürüyor musun Savaş? Şuradan da bakayım. Arkadaşlar. Bu halleri böyle gelecek bitmez. Ey ruh, geldiysen sen Allah Allah. Ey Türk futbolunun ruhu. Lan tuz ruhu istemiyorum. Türk futbolunun ruhunu istiyorum. Tuz ruhu deler biz deler. Zaten Türk futbolu delik deşik. Bana ruhu gönder. Taumata fakatani hanakuvava utame tea turipukaka pikimana horonu kopoka finu akitana tahü. Tepesi nerededir? Neden böyle bir şey yaptın? Kafam rahat, ben rahat. Vallahi bitti ya. Şş, bana öyle çok yaklaşma. Ya kendine gel, terbiyesizleşme Mesut ya. Şş. Ben sana yaklaşma demiştim. Bir daha yaklaşmam Mesut. Merak etme. Bir alayım. Çıkarmıyoruz bu şun.
Kızlar canavar değil, yemez bu kadar çığlık atma. Ya hayır, korkuyoruz ben. Boynum kırıldı. Çekilin. Sorun ne? Çıkın, çıkın, çıkın. Defolun dedim! Bayağı beyefendi hepsini biliyor. Yakın münasebet hepsini halinde. Hepsini biliyor yani. O da yakın, bitişik her zaman da irtibat halinde olduğu. Ama bu çok önemli bir telefon. Çok önemli evet. Beyefendi. Yani eğer bu anlattıklarınız doğruysa o zaman Lale Hanım'ın biz hastanedeydik, hiç gitmedik, gelmedik falan tezi tamamen çürüyor. Peki yılbaşı gecesini hatırlıyor musunuz? Önemli bir çok gün. İyi, çok iyi hatırlıyorum. O gün Lale Hanım yoktu. Emin misiniz? Adım Yaşar olduğu kadar eminim. Adım Yaşar olduğu kadar eminim. Hadi buyur. Ben canlı çiçeği tercih etmedim. Hem mum hem canlı çiçek olmadı. Biz bu sefer böyle yapmak istedik. Zeliha Hanım, efendim, canlı çiçekler çünkü oksijen saçıyor. Ben ondan rahatsız oluyorum. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor çünkü o, rahatsız oluyorum. Benim. Sağlığıma ben dikkat ediyorum. O evde hani odada şey yaparsan. Yani o masamızdan sonuçta. O yani canlı çiçeği. Canlı çiçekler yapıp odasını şey tutmayı karbondioksit salgılarlar geceleri. Evet. Buranın herhangi bir iyi yönü yok ki. Ya! Burak! Burak her şeyi isteyen bir tavrı var. Burak hayırı bilmiyor. Hayır dedim değil mi? Hayır Burak. Oğlum! Git babandan al. Burak sinirlendi ama resmen böyle gözleri kıpkırmızı oluyor. Bana bak. Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Bağırma lan. Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. Bakıyorsunuz okulda hiç dövmese iki tane üç tane çocuk dövüyor günlük. Burak bugün ikinci sınıfa gidiyor. Dört, beş fark etmiyor onun için. Dördüncü sınıf, beşinci sınıf, orta bire giden. Artık onlara saldırır vaziyete gel. Okula gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor 5 dakika önce uyardım. Zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim. 3 çocuğu dövmüştüm.